Herkese selamlar dostlar. 29 Mart 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 4 adet mücadelem var. Değerlendirme altına aldım. İdeal ve yüksek oranlardan değerlendirecek herkese bol şanslar. Bildiğiniz üzere bültenler çok kısıtlı ve dar. Zaten katıl telegram grubunda da az paylaşım oluyor. Canlı olsun biraz basket canlıları olsun onunla. Yarın işte bir kombin önerisi gelir. Onun dışında dediğim gibi bülten dar olduğu için 1 Nisan'da güzel bir start vereceğiz. 22 Mayıs'a kadar dolu dolu bültenli şekilde ilerleyeceğiz. 4 tane maç aldım. Suriye, Polonya, Portekiz ve basketten de Fenerbahçe Beko'nun maçını aldım. Öncelikle skor bilen arkadaşlara açıklamak isteyeyim. Açıklayayım daha doğrusu. Skor kazanan arkadaşlar Portekiz Türkiye maçını sormuştum. 3-1 skorunu belki 10 kişi 15 kişi yazmış. Onu da belirttim. Çekilişle yaptım. Polat Pusat isimli kanalla Uğur Korkmaz isimli iki kanal kazandı. Kazanan arkadaşlar Instagram'dan Kanga Tips olarak mesaj atarsa Önümüzdeki ay hepsine zaten bir ay boyunca dahil edelim. Sıfırdan grup kurulacak zaten iki güne. Hepsine dahil edelim. Polat Pusat ve Uğur Korkmaz adı isimli arkadaşımız. Instagram'dan yazmaları yeterli olur. Bir diğer skor yarışması yine bir skor yarışması olsun. Zaten ekleyelim herkese sıkıntı problem değil. Maç skoru yarışması Portekiz'de Kuzey Makadonya oynayacak. Maç skoru ne olur? Bu arada Ronaldo son röportajında e, bir Dünya Kupası düşünemiyorum mu vesaire bir açıklama yapmış. Ya Portekiz muhtemelen zaten burada kazanır da nasıl kazanır? Sizin skor tercihleriniz önemli burada. Portekiz oran daha açmamış. Yorumlara Portekiz maçının skorunu bilen yine iki kişiyi katı telegramlarımızı alalım. Videoyu beğenip yorum yaparsanız sevinirim. İsterseniz direkt başlayalım. Suriye-Irak mücadelesi. Şimdi baylar Irak takımına baktım ben. Bu maçı şöyle aldım. Ben ne Suriye'nin maçını izledim ne de Irak'ın maçını izledim. Tamamen değerlendirme altına alaraktan ilerledim. Şimdi Irak son mücadelesini kazandı. Baye karşı oynadı kazandı. Şimdi burada 3. sıradaki takım Baye burada Güney Kore ile oynayacak. Liderle oynayacak kısacası. Ondan onun puan kaybı muhtemeldir. Irak ise burada Suriye ile oynayacak. Zaten değerlendirme altına aldığım maç o. Eğer Baye yenilirse Irak bu maçı da alırsa playoff oynama şansı var. Siz istemez misiniz playoff oynamak? Yani bu durumda olsanız tabii ki istersiniz. O yüzden Irak burada mutlak bir galibiyeti lazım. Bay orada berabere kalsa bile Güney Koreyi yenebilecek bir takım değil çünkü. Ondan dolayı Irak burada galibiyete benim için yakın. Oranı da zaten çok yüksek ve kazanması gerektiği için söylüyorum. Ama şöyle de bir durum var. Şimdi kazanması gerektiği için kazanır diye bir muhabbet de pek yok ama genellikle bu zaten gerçekleşir. Eğer kazanma her kazanması gereken takım kazansaydı Tavşanlı tavşan, Lini spor süperlikten düşmezdi. O yüzden dediğim gibi. Irak bir adım önde. Bunu sinyallerini de verdi. Son maçın şöyle istatistiklerine baktım. Kazanabilir mi? Kazanabilir deplasmanda. 1.84 gibi oranı var. Ben bu maçı nasıl yükseltirebilirim diye baktım böyle oranın anlamında. Maç sonu 2 alt veya 3.5 alt olarak açmamış. Muhtemelen alt bitebilecek bir maç. Oranlar da zaten onu söylüyor. 2.5 altın oranı 1.5 1, 1 gibi bir skorla yani düşük skorda Irak galibiyeti gelebilir. Değerlendirecek arkadaşlarıma bol şanslar dilerim. İkinci maçın Polonya İsveç mücadelesi. Polonya Rusya ile oynayacaktı. Savaştan dolayı e, bir üst tur atladı direkt burada. İsveç ile oynayacak. İsveç son mücadelesini kazandı. O maçta da 1-0 skor bekli bekliyordum ben hatta. En çok gol 2.5-6 önermiştim sizlere idealden. 0'dan 1 önermiştim yüksek orandan. İlk yarı 0-0 bitti. Maçta 1-0 bitti. Fakat uzatmalarda gol geldi. Yine bir bak dediğim kadro İsveç kaçırdı kaçırdı işte. Olmadı. Şimdi bu maçta muhtemelen alta yönelik bir mücadele olarak gözüküyor. Maçın düğümü ne zaman açılır? İlk yarı ben şöyle düşünüyorum. İlk yarı 0. Oranlar güzel. 1.69 gibi oranı var. Zaten iki tane tercih vereceğim. İkisi de benim şeyimdir, tercihimdir. Öyle söyleyeyim. Ee, yüksek oranlı tercihler. İdeal bir ideal tercih yok bu maçta. Çünkü yüksek orandan gitmek daha mantıklı. İlk yarı 0 aldım. 1.69 gibi oranı var. İlk yarıda iki takımda pozisyonlar bulacaktır. 2 tane iki tane. Ben iki Polonya'ya, iki tane İsveç'e yazdım pozisyon açısından. Onlarda net gol pozisyonu değil, normal gol pozisyonu. Atabilirlerse, atabilirler. Tabi problem de futbol bu. Ama ben ilk yarının beraberlikle bitmesini, takımlar biraz daha kontrollü olmasını, maç açılırsa da ikinci yarı açılmasını düşündüğümden dolayı en çok gol ikinci yarı. Şuradan onu göstereyim sizlere. Onun da oranı 1.90. Hemen şurada göstereyim. 1.90'da bunun da oranı var. Ben mücadelelerin gollerin ikinci yarı gelmesini bekliyorum. Polonya'nın kadrosunu sayayım isterseniz. İdealden kim oynar? Mesela geçen maç Sezni ile Lewandowski oynamadı. Bu maçta kimler oynar? Şöyle ideal 11'e ne yani? Lewandowski, Zieliński, Kalei Sezni yazmışlar. Glik'i yazmışlar. Reka, Zurkowski, Tamamdır. İdeal 11'i çıkarmış Polonya takımı. İdeal 11 çıkacak. Yine İshak. İbrahimovic oynar oynamaz belli değil. Kulkevski şüpheli durumda. Oynar oynamaz. Arkada Fosberg, Olsun, Ekdal gibi isimler zaten gözüküyor. Değerlendirecek arkadaşlarıma tercihlerim bu yönde. Bol şanslar. Portekiz, Kuzey Makedonya ekibi. Şimdi Makedonya burada ne yapacak? Defans yapacak. O yüzden ben Portekiz maçında da şöyle bir öneri yapmıştım. Katı Telegram grubunda. Dedim Portekiz kapanacak. Bunu YouTube'da yapmamıştım. katıl grubunda özel olarak yapmıştım. Türkiye kapanacak. Portekiz kornerler bulur diye düşünüyordum ki. Portekiz'de bir tane gol atınca oyunu biraz daha rolantiye aldı. Sizler de baktıysanız mutlaka görmüşsünüzdür. O yüzden ben yine çok gol bir maç beklemiyorum. Portekiz takımı kaliteli bir ekip. Doğrudur. Fakat takım oyununu tam fazla yansıtamıyor. Türkiye maçında da öyleydi mesela. Makedonya burada da kapanacak. İtalya'ya olduğu gibi çok kapandı. Fakat birçok pozisyona girdi İtalya. Atamadı. Elendi. Eşek İtalya. Diyecek söz yok. Burada Portekiz kazanır bence. Nasıl kazanır? Benim için önemli o. 3.5 altında bir 1.55 gibi oranı var. İdealden bu alınabilir belki. Benim skor beklentim maksimum 2-1'e gelir. 3-1'e gelmez diye düşünüyorum. O goller de ikinci yarı yine gelebilir. O yüzden ilk yarı birinin oranı da zaten 1 .39. 3.5 altında bir yaptık mı? Onu da yaptık. Makedonya ilk kere dediğim gibi gol yememeye çalışacaktır. Öncelik gol yememek. Bu maçta da toplam gol yani en çok gol ikinci yarıda gelebilir. Onun da oranı arkadaşlar 1.79. Bunun da ekstra önerimdir. Portekiz'in maksimum 2-1 skorla kazanmasını bekliyorum. 3-1 olmaz diye düşünüyorum. 3.5 altında bir benim ideal tercihimdir. Ve gollerin de Makedonya'nın ilk yerden defans yapacağı için ağırlıklı olarak ikinci yarı gelmesi benim için önceliktir. S 0'dan 1 de belki yüksek oran denemesi olarak yapılabilir. Ben katıl telegram yüksek oran grubuna yazmayı düşünüyorum. Bakalım önerim bu yönde. Kadroya baktığımız zaman da şöyle tekrardan açıklayayım. İdali. Jota, Ronaldo, Otavio, arkada Moutinho, Silva, Fernandes. Aynı Türkiye kadrosu gibi çıkacak muhtemelen bu takımda. Ondan dolayı tercihim bu yönde. Baktığımızda Elif Elmas bu maçta oynayacak sanırım. Ee, Ali Oski oynayacak. Tarçık oynayacak. Tamam. Bardi de var. Tamamdır. İdeal kadro burada zaten 4-3-3 şeklinde çıkacak. Makedonya defans sağlık verecektir. Fenerbahçe Beko Alba Berlin mücadelesi. Fenerbahçe Beko playoff şansını sanırım kaybetti. Matematiksel olarak şansı var. Fakat yani Baskonya maçını vermesi zaten kaybettiğine bir işaretti. O maçı kaybetmesi. Zaten Barcelona karşısında da ben değerlendirme yapmıştım. Herkes açık Telegram grubunda da yapmıştım zaten onu da belirteyim. Şimdi Beko burada kazanabilir mi? Kazanabilir. Artık zaten kazanacak fakat x8'e gitmeyecek sanırım. Son 3-4 mücadelesi 4 mücadelesi olması lazım. Alba Berlin'e karşı kendi evinde zahmet olmazsa kazan Fenerbahçe diyorum. Şöyle 5-4-5 farkla gelecek galibiyetin oranı bir 39 gibi oran açmışlar. Bunu önerebilirim sizlere idealden. Fenerbahçe-Beko burada galibiyeti uzanmak için elinden geleni yapacaktır. Alba Berlin zaten deplasman performansına çok iyi. Taraftarı önünde burada. Fenerbahçe ülkeler yanında. Fenerbahçe kazanacaktır. 5 farklı kazanır bu ideal tercihimdir. Yüksek orandan şöyle bir öneri yapabiliriz belki. Fenerbahçe kazanır fakat skor olarak ne çıkar? O beni şöyle düşündürüyor. Üste gidebilir artık zaten son şeyler. Maç sonu 1 ve 153.5 üstünde oranı 2-0-2. Fenerbahçe Henry'nin önderliğinde güzel savunma yapıyor. Pierre Henry'nin önderliğinde. Fakat açıldığı zaman da açılabiliyor. Alba Berlin de ritim bulabiliyor. O yüzden 153.5 bence güzel barem. Buradan 1 ve 153.5'u da yüksek orandan değerlendirme altına alınabilir diye düşünüyorum. Değerlendirecek herkese bol şanslar dilerim şimdiden. Fenerbahçe Beko dediğim gibi zahmet olmazsa kazanır mücadeleyi. Toplamda 4 adet mücadelem vardı. Suriye Irak maçında. Şöyle bir genel üstünden geçeyim isterseniz. Kombin önerisi yapmayacağım. Katıl Telegram'da bir kombin önerisi yaparım belki. Orada yapacağımdır. Maç yazısı ve kombin önerisi orada gelir muhtemelen. Irak mücadelesinde ben Irak'ın kazanmasını bekliyorum. Dediğim gibi kazanmak zorunda gibi bir şey. Öyle söyleyeyim playoff oynamak için. 1-0 skorla Irak'ın düşük skorda kalmasını bekliyorum. Polonya İsveç mücadelesinin en çok gol ikinci yarı gelmesini bekliyorum. Öyle bir önerim vardı. Onun dışında en çok gol ikinci yarı dedik. Bir tercih daha söyledik şu an aklımda değil. Portekiz Makedonya mücadelesinde Portekiz kazanır fakat 3.5 altında kalır diye düşünüyorum ben. Bu arada Polonya ya ilk yarı 0 dedik. En çok gol ikinci yarı önerdik. Portekiz Makedonya'ya da Portekiz kazanır 3.5 alt 1.55 gibi orandan ve en çok gol ikinci yarı Makedonya'nın defans yapmasından dolayı Fenerbahçe Beko da burada 5 farklı galibiyetini bekleyelim. Kendi evinde Fenerbahçe mülker Arena'da onun dışında yüksek orandan da maç sonu 1 ve 153.5 üstü de yüksek orandan sizlere öneririm. Videoya like atıp Portekiz maçının skorunu yorumlara yazarsanız sevinirim. Görüşmek üzere seviyorsunuz Bay bay.